Peki sizin kalpte böyle devrim niteliğinde bir icadınız var. Bu icat ne? Bundan çok iftihar ediyorum, sizinle paylaşayım ben. Aslında ana fikir benim değildi, bir İtalyan cerrahıydı. Biz bir toplantıda beraber otururken bana bir fikirde danıştırdı. Dedi ki bir trak kapakta, şimdi kalbinin içinde büyük adeller var. Bu adelleri korumak için kapaklar var. Evet. Ki kalp kanı sıkıştırdığı zaman kan doğru yoldan gitsin, ters yoldan gitmesin. Kalp kapakçıkları mı? Kapakçıkları. Bir tanesinin ismi mitral kapağı. Aha. Herkesin işittiği, çünkü insanların %3'ünde bir hafif bir mitral kapak yetmezliği var. Hafif bir şey, mühim değil. Ama bazı kişilerde kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Kalp şiştiği zaman kapak çalışmıyor artık. Bunu tahmin etmek için tek bir dikiş atmak mümkün. Ama bu vakalar hasta oldukları için oraya girip, kalbi durdurup, göğüs açıp zor. Çok zor. Evet. Benim icadım şu, kasıktan girip bir kateter yoluyla buraya bir zambayla tamir tek etmek. Tek bir şey atmak. Tek bir cihazla tamir etmek. 20 sene önce patenti yazdım, şirkete başladık. Ancak bu ay belli oldu ki insanın ölüm oranı %38 düşürüyor. İnsanın hastaneye gitme oranı yarı yarıya kesiyor. Yani büyük bir mali ve hayat kurtarıcı bir farkı var. En büyük dergimizde basıldı bu Amerika'da. Bütün mecmualarda artık herkese bildirildi. Çünkü bundan sonra kalp yetmezliği vakalarda eğer böyle bir sıkıntı, kalp kapak sıkıntısı varsa bu kasıktan girip emeliyat olmadan tamirat yapabilirsen hayatını uzatacaksın ve daha da rahat edeceksin. Müthiş bir şey. Evet, gerçekten bunu duymak güzel oldu. Çünkü yani o kasıktan tek bir şeyle girip tek bir hamlede, yani orayı hiç yarmadan etmeden yapabilmek mükemmel bir haber gibi. Şunu söyleyeyim, benim hastanem New York Presbyterian Hastanesi, Columbia Üniversitesi'nde bir profesörüm ben. Beraber çalışarak çok uzun seneler emek ettik ama gördük gibi bu zaten mim olan şeyler bazen seneler sürüyor. Evet. Faydası herkes şimdi görüyor ve çok iftar diyoruz. Yeter ki olsun diyelim. Peki kalp yetmezliğini kişi nasıl hisseder? Nefes darlığı ortaya çıkıyor kalp yetmezliğinde. Peki her nefes darlığı bir kalp yetmezliği habercisi? Hayır, normal yaptığın hareketlerde, yani geçen hafta, geçen ay nefes darlığı yaratmadan hareket edebilirseniz o zaman mesele değil, ama geçen hafta yaptın, bu hafta artık yapamıyorsun aynı hareketi, o konu. Mesela diyelim ki merdivenden çıktığın zaman geçen hafta iyiydin, bu hafta artık çıkamıyorsun, demek bir sıkıntı var. Peki kalp sağlığını korumak için bu yetmezliği hissettiğimiz halde spor yapmaya veya yürüyüşümüze yapmaya devam etmeli miyiz? İlk önce bir hekimin tarafından gözükmeniz gerekiyor. Çünkü eğer kalp yetmezliği bir kalp atışın yüzünden ortaya çıkıyorsa onu rahatlıkla tamir edip tabii sizi tekrar hareket götürür. Ama bazı insanlarda koroner yetmezliği var. Yani kalbin üzerindeki arterler daraldı. Bunlar daralınca kalbi besleyen kan miktarı yetmiyor ve kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Çünkü kansız bir kalp basınçla kan ileri atamaz. Bazı insanlarda kapak yetmezliği var, bizim önceki bahsettiğimiz gibi. Ve bazen adelenin kendisi gevşek kalıyor. Evet. Onun için sebebi göre değişiyor ama tamirat etmek mümkün ve tedavisi çok basit. Evet, harika. Peki şimdi biraz çocuklara gelmek istiyorum. Ben de iki çocuk annesiyim. Tebrikler. Bu arada. Yaşları? Çok teşekkürler.